Tamamdır, başlıyoruz. Merhaba. Merhaba Alatürk Online izleyicileri. Hepinize teşekkür ediyoruz. Önce bize geldiniz. Bugün bizim konuğumuz oldunuz. Bugün de bizim konuğumuz Kutsal. Kutsal, ne diyoruz şimdi? ABD'de albüm, rock albümü çıkartan ilk ve tek sanatçısın sen şu anda. Evet, Türk sanatçı. Evet, Türk kadın sanatçı. Evet. Türk kadın sanatçı. Evet, öyle tanıtıyoruz seni. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Çok mersi. Bizi kırmadın. Geldin. Evinin kapılarını bize açtın. Sorularımızı cevaplayacaksın. Ama yani öyle bizim sorularımız seni tanımak mahiyetinde. Zaten hani çok zor sorular değil bunlar. Seni tanıyalım, seni bilelim. Biz öyle gideceğiz. Şimdi senden biz tabii öncelikle merhabamızı dedik. Seni karşıladık. Şimdi seninle önce bir böyle soru cevap şeklinde biz önce bir seni tanıyalım. Şimdi sen bize bir Kutsal'ı anlat bakalım. Kutsal kim? Eyvah. En zor soru buradan başladı. Yani uzun olabilir diye dedim. Ama uzun olabilir. Ben kısaca Bursa doğumluyum. O zaman şöyle diyelim. Kutsal yani, müziğe ne zaman başladı? Tabii direkt müzikten başlayalım. Türkiye'lik hayatında. Müziğe o ne da zaman uzun başladı? Aslında. Çünkü gerçekten Bursa doğumluyum ben ve Bursa'dan çok müzisyen çıkıyor biliyorsun. Nedendir bilinmez havasından, suyundan. Evet. Ben teyzem falan o zaman İlhan Eremler'le falan aynı gitar kurslarına falan gitmiş bir insan. Ve ben doğar doğmaz teyzem bana müziği aşılamaya başlamış. Evet. Bizim ailede piyanistler falan da var anne tarafında zaten. Onu ben piyano çalmıyorum maalesef ama çok iyi piyanistler de var ailede. Teyzem de gitar çalardı ve şarkı söylerdi o 60'ların 70'lerin döneminde. Ve bana doğar doğmaz şarkı söylemeye başlamış kulağıma. Ve ben o yüzden çok erken konuşmaya başlamışım. 7 aylık gibi ve 7-8 aylık gibi şarkı söylemeye başlamışım. İlhan İremler, Seyyal Tenerler gerçekten o zamanki makara bantları alıyorlarmış. İşte boş ver boş ver arkadaş diyemiyormuşum. Boş bel boş bel arkadaş diye şarkı söylüyormuş. Ve o zamandan tabii ne olacağım anlaşılmış herhalde. Küçükken hatırlıyorum böyle kum havuzlarında falan pozlar verirdim falan. Sanki kamera varmış gibi karşımda. Ne güzel. O zamanlardan şey belli. Ya bir şey olacak galiba falan diyorlardı yani. O zamanlardan belliymiş. Evet, sonra ilkokulda işte bütün ne kadar koro, bando, flüt dersi, flüt de çalarım ben aynı zamanda. Evet. Onların hepsine girdim. Folklor falan, müzikle ilgili ne varsa ve dansla ilgili. Dansları çok severim ben. Okulum da çok iyi bir okuldu ilkokulum. Çok iyi hocalarımız vardı sanat konusunda da ve çok iyi yetiştirdiler bizi. Sonra ortaokula gelince biraz kötü bir okuldu. Yani şöyle İngilizce açısından kolejdi ama sosyal aktiviteler konusunda kötü bir okuldu. Orada bayağı zorlandım. Böyle zorla aktivite oluşturdum falan okulda. Müdürleri zorlayarak falan. Sonra üniversiteye gelince lise sonunda ve lise 2'de rock gruplarında ufak ufak söylemeye başladım aslında. Ama onlar böyle çok küçük denemelerdi ve genelde başarısızlıkla sonuçlandı. Bir rock festivali vardı. Orada ilk kez Metallica falan söylemiştim ve tabii falan diye söylemen lazım. İlk kez söylüyorum. Provalar sonrası sesim çıkmıyor falan. Tabii alışık değil daha ses telleri. Konserde zar zor söylemiştim falan. Ondan sonra bana hatta hatırlıyorum Pentagram'daki abiler o zaman Hakan falan. Merak etme alışırsın sonra falan diyorlardı. Sonra Boğaziçi'ne geldik. Orada rock koroları vardı. Rock koroları. Ama şimdi bir dakika. Sen Boğaziçi'nde psikoloji okudun. Boğaziçi'nde psikoloji okudum. Evet. Evet sen şu apayrı bir bölüme girdin. Apayrı bir bölümü kazandın. Psikoloji okumaya başladın. Ondan sonra peki ama müzikle olan alakan hiç bitmedi. Tekrar müziğe olan sevgin hiç devam bitmedi. Etti. Hatta Boğaziçi'ni seçmemin sebeplerinden biri de müzikti. Çünkü o zamanlar konservatuara gitmek istedim ama Batı müziği konservatuarları çok yoktu Türkiye'de. Ya operacı olacaksın ya Türk sanat müziği ya da türkü falan gibi şeyler. Hiçbiri bana uymuyor ne yapayım. O zaman bir arkadaşım vardı dedi ki seni Boğaziçi'ne götüreyim ben. O okulu bir gör. Çok güzel müzik aktiviteleri var orada. Aa öyle mi tamam zaten çalışkan da öğrenciyim. Biraz ben çift karakterliyim. Bir tarafım böyle acayip zıpır. Bir tarafımda şey, inek dedikleri tipten. Buradan var bende. Hocalar çok sinir oluyordu o yüzden. Bir kategorize edemiyorlardı beni. Neyse sonra işte götürdü beni Boğaziçi'ne lise 2'de. Ben bir baktım harika müzik salonları, konser salonları, müzik odaları falan. Dedim tamam ben benim burayı kesin kazanmam lazım.
Ve hayır, ben Boğaziçi'ni kazanayım dedim. Aynen, çalış çalış gece gündüz. Boğaziçi'ni kazanıp hem psikolojiye de çok merakım vardı gerçekten. Şu anda ilgileniyor musun hala psikolojiyle yoksa? Ya şöyle ilgileniyor muyum derken, tabii ki psikolojiyle ilgili bir makale falan gördüğüm zaman okuyorum. Hatta bazen bir ara şeyler de geliyordu, üye olmuştum. Onların dergileri geliyordu falan, okuyordum. Evet. Her zaman ilgiliyim psikolojiyle. Aynı zamanda çok iyi bir dinleyiciyimdir. İyi nasihat veririm ama biraz fazla direkt nasihat veririm. Hani şey yapmadan. Sugar coat'un Türkçesine. O yok bende. Tatlılıkla değil de bazen çok direkt söylüyorum bazı şeyleri. Ama arkadaşlarım genelde nasihat sorarlar bana. Evet. Bir de şarkı yazarken çok faydasını gördüm ben. Çünkü kendi kendine psikoanaliz yapman gerekiyor aslında şarkı yazarken. Ben kendim yazdığım için bütün şarkılarımı. Evet, kendi o da var içine, evet, derinliğine inip gerçekten ne hissediyorsun, neyi neden hissettin falan gibi onları dışarı çıkarmak önemli. Evet. Peki şimdi Boğaziçi'ni kazandın, Boğaziçi'ne gidiyorsun. Peki ikinci yılında sen ne oluyor? Ain't Blunt isimli bir grup kuruyorsunuz değil mi? Evet. Aslında evet, ondan öncesi de var komik. Şimdi ben iki tane korodan atıldım ondan önce. Onları anlatayım. Şimdi rock sanatçısı olunca daha sivri oluyorsun tabii. Birazcık benim ailemde de var böyle politik sivrilik falan filan. Girdim bu korolara ben ama solist gibi şarkı söylüyorum. Korist gibi söylemiyorum tabii, sürekli öne çıkmayı istiyorum falan. Ondan sonra birazcık da böyle verilen kararlara da niye öyle karar veriyorsunuz canım falan gibi çıkışlar. En sonunda iki koradan da beni attılar. Aa, yeter abi sen git solistliğini yap falan diye. Sonra öyle bir meşhur oldum Boğaziçi ortamlarında. Sonra ben kendi grubumu kurayım en iyisi dedim. Ve yurtta kalan o zaman Emine gitarist, Emine Topçu, Buket Doran basçı, Çiğdem Eritemir davulcu, o kızları buldum. Dedim harika, bunların hem tipleri harika, rockçılar bunlar. Hem de bakıyorum aralarda gitar falan çalıyorlar. Ondan sonra söyledim sen işte bas çal, sen davulcusun zaten, tamam davul gitar. Öyle güzel iş bölümü yaptık ve başladık çalışmaya. Taş Oda diye bir müzik odası vardır, çok meşhur. Boğaziçi'liler bilir. Orada başladık çalışmaya. Bizden başka kız grubu yoktu. Evet. Ve bayağı da aslında o zaman bile tepki çekiyorduk. Böyle erkek müzisyenler geliyordu. Falan. Neyse canım, hani siz de uğraşın da oyalanın geçer sonra falan. Muhabbet yapıyorlardı bize. Çok sinirleniyorduk. Evet. Hatta böyle konserlerde falan da öyle bir iki davranışlar oldu. İşte kız grubunda, tabii kız grubunda da şöyle problemler olabiliyor. Erkek arkadaşından ayrılmış falan. Erkek arkadaşı geliyor, üstünlük taslıyor. Sen niye hala orada çalışsın falan. Öyle şeylerimiz olmuştu yani, maceralarımız. Ben de sen karışma, kollar anne gibi hepsini koruyordum falan. Keyifli günlerdi ama sonra grubu 2-3 sene devam ettirebildik, sonra ayrılık. Sonra ben Kusuma Dinavcılarını kurdum. Kusuma, o da mı okulda, Boğaziçi dönemindeyken adı kurdu? Boğaziçi'nin son yılıydı galiba. Son yılı. Evet, mezun olduğum zamanlarda o grup bayağı meşhur oldu. Ain't Blunt da meşhur olmuştu. Dergilerde falan çıkmıştı. Aktüel Matüel vardı o zaman, bilirsin. Tabii biliyorum. Aktüel oralarda çıkmıştı. Çünkü o zaman çok az kız grubu vardı. Biz, Wallbox, bir de bir tane Ankara'da bir punk kız grubu vardı. İsimlerini unuttum şimdi. 3 tane falan vardı. Daha sonra profesyonel hayata başladım. Sonra işte Kusum Üzünavcılarıyla bayağı profesyonel olmaya başladık. Biz çünkü çok meşhur olduk. İzmir'den, Ankara'dan, Bursa'dan herkes arayıp ne olur bizimle de çalın diyordu. İşte Antalya, her yere gittik yani, o gruplu turne yapar gibi geziyorduk, her yerde çalıyorduk. Evet. Ama işte bir de sonra kendi adına başladı. Peki ama bir de senin geçmişine bakıyoruz. Şimdi bir bakıyorum. Şimdi Naz'dan önce de sen Sokak Kızı albümünde eşlik ettin onun turnesinde. Ondan sonra Sezen Aksu'yla, Şebnem Ferah'la, Teoman'la, Feridun Düzağaç'la, yani Haluk Levent, Jimmy Valdo ya, bu tür çok büyük isimlerle çalışma imkanı olsun. Çalıştım. Çok, yani çok renkli bir geçmişe sahipsin. Evet. Bakıyorum da ya bunlar nasıl oldu? Yani gelişmeler, aslında hepsini teker teker tabii girmeyeceğiz de. Evet, şimdi benim korodan ağzım yandı ya, pek böyle farkına vardım ki ben hani back vocalist ya da korist olarak var olabilecek bir tip değilim, hep önde olmam lazım. O yüzden hiç öyle şeyleri ben kendim
denemedim yani. Aman gideyim de ünlü birine back vocalist olayım gibi bir derdim yoktu. Ama onlar beni keşfettiler. Kutsal Asin Ağacıları çok meşhur olunca Sertaplar, Demir Demirkanlar işte herkes beni izlemeye geldi. Nazan Önceller falan filan. O zaman Eylül'de Andon'da çalıyorduk. Oralarda daha böyle sanatçı çevrelerine çok gittiği yerlerdi. Çok meşhur olmaya başlayınca bu isimlerin dikkatini çekti. Sonra geldiler bana ilk önce işte ilk önce Sezen'le çalıştım. O da şöyle oldu. Teoman aradı bir gün. Kutsal dedi Sezen onu alma beni al diye çok büyük bir klip çekiyor. 3 günlük bir büyük prodüksiyon. Gece gündüz film gibi çekecekler. Böyle değişik tipler arıyorlar. Gider misin? Evet. Ben de hoşuma gitti. Hani vokalist olarak değil de böyle her yönden yetenekli. Hem görüntüsü olan hem müzik müken olabilen tipler diye arayınca gittim. Orada hemen seçtiler beni. Ve o klibe dahil oldum. Orada Sezen beni keşfetti. Dedi ki aa şu tipe bak ne kadar ilginç bir kız bu. Bu karizma var bunda. Gelsene sen buraya falan dedi bana. Gittim ben. Ya sen bundan sonra benimle çalışıyorsun dedi. Sende acayip bir ışık var dedi. İyi tamam peki nasıl çalışacağız falan. Aa, sen bundan sonra benimlesin. Sonra işte 1,5-2 yıl Sezen'le çalıştım sahnede. Daha da ileri gitti Sezen. Ben seni çok sevdim. Sende acayip bir ışık var. Bundan sonra konseri seninle kapatacağım. Hayda nasıl falan. Evet gel dans edeceğiz. Biz böyle dans ediyoruz her konser sonunda. Onu alma beni al. İşte bana bir gün mikrofonu bıraktı. Ben böyle ne? yüz binlerce kişi var. Şarkıyı da çalışmamışım. Hani o güne kadar back vokal ve show yapıyorum. Bir de trompet çalıyorum on sahnede. Ay şarkıyı söyleriz de bir haber verseydin çalışsaydın. Böyle ben, o Sezen kulağıma suple veriyor. Sözlerini ben böyle söylüyorum falan. Yarın çalış da gel dedi. Tamam ondan sonra bütün Sezen konserlerini bir yıl boyunca ben kapattım. Bütün gazetelerde işte benim fotoğraflarım, Sezen'le ikimizin dans ederken fotoğrafları, Hürriyet falan onların arşivlerinde var hep bunlar. Çok keyifli ve güzel zamanlardı. Sonra Nazan Öncel, Sezen'le bittikten sonra Nazan Öncel çağırdı beni. Gel benimle çalış. Nazan Öncel'le çok değişik, onunla daha da ilginç bir ilişkimiz oldu. Çok samimi olduk. Eve davet ediyordu beni sürekli. Gel beraber, sen çok iyi şarkı yazarsın, beraber şarkı yazalım. Birlikte şarkılar yazdık. Ben ona yazıp dinletiyordum. O bana yazıp dinletiyordu falan. Ne kadar güzel. Sonra, ne? Çok güzeldi. Çok çok severim ben Nazan'ın besteciliğini de. Sonra işte tabii sahnede de onunla birlikte yer aldım. O benim bütün grubumu almak istedi. Kutsal senin hazır grubun var. Kutsal Hazine Harcıları bana getir. Hepiniz birlikte çalışalım. Hem sen de rahat edersin dedi. Aa tamam harika. Onunla da öyle çalıştık 1,5 sene. Turneler falan yaptık. Çok keyifliydi. Evet. Sonrasında da görüştüm ben Nazan'la zaten. Yani bittikten sonra. Hatta bir tane onun şarkısını da söyledim Amerika'dayken. Bir albümde. Evet. Daha sonra bütün bunları yaparken ben aynı zamanda Feridun Düzağaç ve Haluk Levent. Onlar Haluk Levent'i zaten Serdar Öztop yapıyordu. O benim de aranjörüm. O bütün Haluk albümlerine bana vokal yaptırmaya başladı. 2-3 albümde vokallerim vardı o dönem benim 90'larda. Feridun Düzağaç'ın ekibiyle de arkadaştım. Onlar çağırdı. Onun bir köprüden önce son çıkışta ünlü bir albümü vardı. Evet, evet, evet biliyorum. Evet. Evet, orada güzel vokallerim var. Değişik. Evet. Acil Servis'e yapmıştım. O bir rock grubudur. Ondan sonra başka daha var. Çok isim var. Çok meşhur olmayan ama yine rock albümleri olan çok isme ne zaman kadın sesi gerekse hani prodüserlerle de arkadaş olunca ne zaman rock albümü olsa çağırıyorlardı hadi Kutsal gel vokal yap diye. Harika. Ya ses tamam ses anlıyorum. Vokaller her güzel her şey çok güzel de şimdi biraz da senin geçmişine böyle girdiğimiz zaman bir de oyunculuk var. Şimdi sen hem Sezen Aksu'da hem Nazan Öncel'in kliplerinde oynadın değil mi? Oynadım, bir de öyle bir. Oyunculuk nereden geldi? Yani o nasıl oldu? Onlar mı teklif ettiler? Yoksa sen mi ya ben bunu da kotarırım, ben bunu da yaparım diye mi sen gittin? Yok işte Sezen'in klibine seçilince bu kız iyi fotojenik çok rahat kamera karşısında diye sonra Nazan da teklif etti. Dedi ki benim klibimde de oynar mısın? Ha, klibi anladım tamam. O şarkı da çok sevdiğim bir şarkıdır Bu Hayat Böyle. Dedim işte yönetmen de genç bir yönetmen de hatta çok yetenekli bir çocuk. O bize tarif etti şöyle şeyler istiyorum böyle şeyler istiyorum falan. Ve Nazan'ın klibini biz Nişantaşı'nda çekilmişti bazı yerleri hatta. Bir böyle bir inşaat tünelinin içinde sabaha kadar kıştı da soğuktu. O soğuğun içinde sabah 4'e 5'e kadar çekmiştik ve hiç unutmuyorum o zaman yönetmen bana demişti ki Kutsal
Oscar olsa Türkiye'de yemin ederim sana Oscar verirdim. Senin aa, kadar dayanıklı bir kız görmedim ben falan demiştim. Çok seviyorum kamerayı. Yani şarkı söylemenin dışında kamera önünde oynamayı da çok seviyorum. Ve bana hani ben soğuktan nefret ederim ama benim kendi kliplerim de vardır gece kış soğuğunda çektiğim. Hani kamera ve klip olduğu zaman ya da film bana desin ki yani -20 oynayacaksın, sabah 5'te kalkacaksın. Hiç gocunmuyorum. Bir şey geliyor bana yani böyle adrenalin geliyor. Bütün tamam, şalterleri kapatıp kameraya şalterleri kapatıyor. Ama şu an normalde kutsal Ocak ayında hadi gel dışarı çıkalım dese ay çok soğuk bırak gelemem ben derim. Öyle bir garip şey. İnsanüstü bir şeye bürünüyor bazen insan. Of, doğru. Keyifliydi, doğru. Çok keyifliydi. Bu arada yani, Allah rahmet eylesin, kalp krizinden öldü o yönetmen sonra erken yaşta. Neyse. Çok çok değişik insanlarla çalıştık. Evet. Başka da film var bir de. Var bir evet. Onu soracağım şimdi. Film. Klipler, müzik tamam hani bir şekilde onu anlıyoruz da bir de şimdi uzun metrajlı bir film var. Şimdi Ahmet Uğurlu ve Halil Ergün'ün de oynadıkları Gökten Düşen Hazine filminde sen resmen oyuncusun. Yani. Evet ve de çok önemli aktörler onlar. Ben Ahmet Uğurlu'yu çok severim. Tabii, Halil ben de çok severim. Yine. Evet, evet. İkisi de çok büyük, evet, çok önemli, çok Türk sineması için. Daha ilk kariyerimin başındaydım işte. Üniversiteden mezun olalı 1-2 sene olmuştu yani profesyonel kariyerimin. Geldiler bir arkadaşım hastasıyla bulmuşlar. Bir rakçı kıza ihtiyacımız var demişler. Beni önermiş arkadaşımla. Onun da şeyine gittik yine audition'a gittik denemelerine. Kamera karşısında denediler ettiler. Tamam biz seni beğendik gel. Senin şarkıların da varmış. Evet, işte şarkılarını deneyelim. Biz rock müzik arıyoruz bu filme. Ana film müziği. Ondan sonra Burak Kralsınları dinlediler. Onun rock versiyonu ilk albümden. Çok beğendiler. Biz bunu ana film müziği yapabilir miyiz? Tamam yapın harika falan. Onu da öyle yaptılar. Bu film Avrupa filmiydi aslında. Türkiye'de bazı sahneleri çekildi çoğu. Ve Türk oyuncular da oynuyordu. Bir de aynı zamanda çok önemli bir Alman komedyen oynuyordu. Yani Almanya'nın Kemal Sunalı gibi bir adammış. Evet. O da oynuyordu. Bir aslında çocuk ve fantezi filmiydi. Böyle bir masal filmi gibi. Ama çok keyifli bir filmi. Ve Avrupa'da bir sürü festivale katıldı. Hatta o zamanlar Avrupa'da yaşayan bazı arkadaşlarım arayıp beni aa Kutsal senin burada afişlerin var. Görüyoruz sokakta falan filmin afişlerini yapıştırmışlar. Arıyorlardı. Ama Türkiye'de gösterilmedi film. Türkiye'de gösterilmedi mi? Avrupa festivallerinde. Hayır gösterilmedi. Anladım. Evet. Bir şey var bir de şimdi bu Burak Kılsınlar müziği senin söz ve müzik senin. Onun bir de senin hayatında önemli bir rolü var ki sen şimdi bu yeniden seslendirmeye başladın. Onu biraz bize hikayesini anlatır mısın? Şimdi Burak Kılsınlar domestic violence yani aile içi şiddeti anlatan bir şarkı. Aslında ilk albümde çıkardığım zaman o zaman bu konular çok daha açık konuşulmuyordu. Ve o yüzden ben de açıklamak istemedim. Kimse de bana pek sormadı neyle ilgili bu şarkı diye. Çok sevdiler şarkıyı olduğu haliyle çok sevdiler. Bayağı listelere girmişti. O zaman Kral TV'de 7-8 numaraya kadar yükselmişti falan. Radyolar çok çalıyordu. Sonra tabii şimdi bu artık aile içi şiddet konuları çok konuşulmaya başlandı ya. Özellikle son 7-8 yıldır Türkiye'de de. Ben de dedim ki neden bunun bir akustik versiyonunu yapmıyorum? Hem de bu konuyu daha çok konuşabileceğimiz bir platform oluşur. Ve bu sene 8 Mart'ta tam Dünya Kadınlar Günü'nde Serdar Öztop'la yaptık aranjesini. Bu şarkıyı çıkarmayı başardık ve orada da Türkiye'de Galatasaray Üniversitesi'nde bir kadın temalı festival yaptılar. Film festivali, kısa film festivali. Orada da paneller arasında gösterildi bu şarkı. Festivalin ana şarkısı olarak seçildi. O da çok güzel bir deneyimdi benim için. Mart ayında gittim Türkiye'ye, İstanbul'a. Hem o festivale katıldım. Çok güzel. Hem de açılış konserimizi yaptık. Beşiktaş'ta bir rock vardı. Arçev'de. Böyle yani bu konu tabii ki çok önemli. Bir kadın olarak ilk başta çok önemli bir şey. Hem de inanmazsın ama etrafında bile hiç beklemeyeceğin, modern zannettiğin çiftlerde bile bu olayı ben gördüm bazen. Gözümle de gördüm. Ve çok bu beni derinden yaralamıştı. Başıma benim yanımda bir olay başıma geldi. Çok yakın bir arkadaşıma. Ve o olayı yaşadıktan sonra yazdım ben bu şarkıyı. Öyle mi? Evet. Anladım.
Anladım. Tabii doğru. İnsanlar bana soruyor senin başına geldi mi diye de yok. Benim başıma gelsem ben geri döverim o adamı. Yok zaten ben senin eşinle tanışma fırsatı yakaladım. Çok tatlı bir insan zaten. Yok. Hiç yani. Yani o zamanlar şimdiki eşim yoktu tabii bu olayları tabii. Yanımda reyaran ettiğinde ama evet. Şimdiye kadar birlikte olduğum erkeklerin hiçbiri o tarz bir erkek değildi zaten. Tabii. Oldu, şimdi Amerika'ya gelelim. Şimdi bu tarafa geliyoruz. Birkaç tane soru alıyorum ben bu arada. Bayağı sorular geliyor. Diyor mesela kaç Amerika'ya geliş nedenini soruyorlar. Neden Amerika'ya geldin diyorlar. Madem Türkiye'de ya çok parlak bir geçmişe sahipsin. Çalıştığın insanlar yani müzik endüstrisinden film endüstrisine kadar müthiş isimler. Evet. Gerçekten kendi dallarında bir numara olan isimler bunlar. Türkiye'de böyle bir atmosferdeydin. Kolayı belki orada durup bazı şeyleri devam etmek. Hani bazı insanlar onu seçebilirlerdi. Hani derler ya bazı evet. şeyleri keep it in the box. Hani fazla kutudan dışarı çıkma. Evet. Ama sen bir anda Amerika'ya geldin. Kaç yılında geldin? Neden geldin? Ne umdun? Hani gerçek işini yapmaya mı geldin buraya? Yoksa nasıl geldin buraya? Neden geldin? Aslında ben böyle son ileriki 5 yılımı hep planlayarak yaşayan bir tiptim. Ömrüm boyunca. Diyorum ya bir inek bir tarafım vardır diye. yani Boğaziçi'ni falan hep planlayarak çalışarak girmiştim. Müzik hayatımı da elimden geldiğince planlamaya çalışmıştım ama müzik endüstrisi pek planlanacak bir şey değil. O da beni bayağı bir çıldırtmıştı uzun zaman. Neyse bu Amerika'ya gelişim de plansız bir şey oldu. Şöyle ki o zamanlar birlikte bir olduğum Alper Çakır tanırlar da belki insanlar burada. O da müzisyendi. O çok gelmek istedi. Ve o çok gelmek isteyince ben de peki madem hani deneyelim bakalım sen bir green card'a başvur o zaman falan dedim. Manuel olarak yapılıyordu o zaman. Her şey elle form dolduruyordum falan. Yoktu daha internetten başvurma. Başvurdu hiçbir şey olmadı. İkinci sene gene başvurdu. Bana çıktı. İkimize de başvurdu. Bana çıktı, ona çıkmadı. Ve ben kalem bile oynatmadım Burak. Sadece fotoğrafımı verdim. Evet. Çok ilginç yani. Hatta bir gece kemancıdan geliyorduk. Baktık böyle kocaman bir zarf. Allah Allah, müzisyen adama böyle hani resmi zarf gelmez falan. Bu ne? Asansörde açıyorum. Congratulations Kutsal, you won the green card. Ben bu galiba çok içtim bu gece bir an. Meğerse gerçekten bana çıkmış. Öyle olunca iyi hadi evlenelim gelelim madem falan dedik. Geldik ama ben dürüst bir insanımdır zaten, sizden de saklamayacağım şu anda. Çok ağladım uçakta gelirken. Ya ben ne yapıyorum? Hani çok senin dediğin gibi çok büyük bir geçmişi geride bırakıyorum. Evet. Evet. Kolay iş değil çünkü. Kolay değil. Müzik endüstrisi gerçi böyle çok dalgalanmalar yaşamıştı. 2001'de 11 Eylül'den sonra her şey durmuştu falan filan. Yani kolay değildi işler Türkiye'de de ama senin dediğin gibi en azından herkes beni tanıyordu. Herkes beni biliyordu. Şimdi Amerika'ya gideceğim. Kimle hani müzik yapacağım tekrar falan. Onların bayağı bir endişesi vardı. Ama geldiğim zaman Allah'tan Mine diye bir tonmeister, çok önemli bir tonmeister vardır Türkiye'de. O dedi ki Kutsal gidince bu adamı ara, Jimmy Wilder. Kim bu? İşte Athena'nın da albümünü yapmış ünlü bir adam. Peki gittim ben Jimmy Wilder'ı aradım ilk geldiğim ay evi falan kurduktan sonra. Adam da açmadı. E-mail attım, cevap vermedi. Ben böyle artık tam ümitsizliğe düşüyorum falan. Hadi bir daha arayayım dedim. Açtı. Meğerse o da taşınıyormuş. Ya dedi kusura bakma ben bilgisayarıma bile bakamıyorum kaç aydır. Sen kimsin? Aa ben Türkiye'den geldim. Mine'nin arkadaşıyım falan. Ya iyi adam çok sıcakkanlı tatlı bir şey. Adam çıktı. Jimmy Waldo da bu arada Alcatraz, New England, Joe Satriani falan filan gibi isimlerle albümler yapmış. Çok önemli bir rock keyboardist burada. Ama biz böyle arkadaş gibi konuşuyoruz. Bana dedi ki sen dedi gel dedi buluşalım biz seninle hemen. Aa falan ne zaman buluşalım? Ben sen müsait misin şimdi dedi. Evet dedim. Tamam ben atlayıp geliyorum. Hatta siz yeni taşınmışsınız. Size bir tane böyle şey gardırop getireyim ben. İhtiyacınız vardır dedi. O da ev taşınmış ya. Peki falan geldi. Biz aşağıda hiç unutmuyorum. Garajda, arabada benim Türkiye'de yaptığım ilk albümü dinledi. Susuzluğun geçtiğimi. Sen çok yeteneklisin dedi bana. Teşekkür ederim dedim. Sen mi yazdın bu şarkıları dedi. Evet falan. Gitarı kim çaldı dedi. İşte o zamanki eşim Alper. Aa o da çok yetenekli falan dedi. Ben sizinle çalışırım dedi. Peki harika falan havaları uçtum ben. Ve öyle başladık biz. Ondan sonra Çıplak ve Naked albümlerini yaptık beraber.
Ama uzun sürdü tabii. İki full albüm yaptım ve biri İngilizce. Tabii İngilizce albüme kalkışmak. Daha önce hiç İngilizce albüm yapmamıştım. Tabii çok... Çok. Ben hep zoru severim Burak. Komayı sevmem. Hani dedin ya sen niye kutunun dışına çıktın? Aslında kutunun dışına çıkmayı çok seven bir insan. Korkusuzum birazcık o konularda. Burada songwriting kurslarına yazıldım. Grammy adaylığı olan bir songwriter kadından dersler aldım. Ondan sonra başka songwriterlarla tanıştım. Onlarla birlikte şarkı sözü yazdım falan filan. Çok güzel şeylerdi yani. Çok güzel günlerdi. Ve sonunda biz o iki albümü bitirdik. Çırılçıplak ve Naked olarak çıkardık. Hem Amerika'da, işte Amerika'da çıkmış ilk albümüm o zaten. Evet. O zamanlar iTunes falan yeniydi ve Türkiye'de daha iTunes'a girmiş Türk sanatçısı yoktu. İlk ben girdim bildiğim kadarıyla Türk sanatçısı olarak iTunes'a, Amazon'a. Ve çok çok keyifliydi tabii, çok güzeldi. Sonra da oradan devam ettik ve o albümde bu arada çalışan isimler, çok büyük isimler çalıştı. Michael Ross, yine Grammy adaylıkları olan Mariah Carey, Eric Clapton gibi çok büyük isimlerle çalışmış bir sound engineer kendisi. Onunla çalıştım. Evet. Bütün albümü o mixledi. Pat Torpey, davulcu, o çaldı. Çok büyük bir isim. Çok büyük isimlerle çalışma fırsatım oldu. Sağ olsun tabii Jimmy Valdo sayesinde. Onun hep bu tanıdığı isimlerdi bunlar. Ve gitti onlara. Böyle bir kız var. Çok yetenekli. Ben albümünü yapıyorum. Siz de çalışır mısınız diye. Ve onlar da beğendiler ve çaldılar. Katkıda bulundular sağ olsunlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Başka bir soru gelmiş Kutsalcığım. Diyor ki seni etkileyen, örnek aldığın birileri var mı diyor hayatında? Ya, örnek aldığım, çok beğendiğim sanatçılar var. Tabii ki sanatçı olarak soruyorlar herhalde, değil mi? Tabii tabii tabii. Yani evet, yaptığım profesyonel hayatım boyunca seninle aynı işi yapan, hani örnek aldığın isimler var mı diye soruyorlar. Geçmişten tabii bunların örnek aldığım derken bazılarının özel hayatları çok karışık. Uyuşturucu kullanıyorlar falan. O sayılmasın. Ben tabii kariyer kısmını örnek alıyorum diyeyim. Tina Turner'ı çok severim mesela. Çok 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 severek dinlediğim ve söylediğim yıllarca bir isimdir. Janis Joplin öyle. Çok severek çalıştığım yıllarca, ondan öğrendim ben rock şarkı söylemeyi. Tina Turner'dan ve Janis'ten öğrendim, öyle diyeyim. Şimdi bugünkü isimlerden de Pink'i çok beğeniyorum. Kimi? Pink. Ha, Pink, ha tamam. Ve Kelly Clarkson. Yani şarkıcı olarak o ikisini çok beğeniyorum. Hem duruşları, hayattaki duruşları, fikirleri, hem de teknik olarak ikisi de çok çok üstün şarkıcılar. Örnek aldığı kişiler bunlar. Evet. Peki şu anda devam ediyor musun sanat çalışmalarına? Bir albüm sen ver haberlerini. Ne tür albümler çıkartmayı düşünüyor musun? Yazıyor musun? Şarkılar yazıyor musun? Şarkı yazıyorum tabii ama ilham geldikçe, böyle zorlamayla olmuyor. Çünkü bir de özellikle tabii yıllar geçtikten sonra böyle daha olgunlaşıyorsun. Bir dönem geliyor, hissediyorsun böyle yazmak. Bazen mesela 4 ay 5 ay hiçbir şey yazmıyorum. Ama topluyorsun o dönemde. Hep o duyguları topluyorsun, etrafını izliyorsun, bir şeyleri saklıyorsun içinde. Sonra birden oturuyorsun, o sakladıkların dışarı vuruyor. 5-6 tane şarkı yazıyorsun mesela. Albüm yapmıyorum son 3-4 senedir. Çünkü artık albümler albüm olarak bir karşılığı yok, biliyorsun. Single ya da EP, en son bir EP yapmıştım 3-4 sene önce. Kalbimin Aydınlık Yüzü diye. Ondan sonra da hep single çıkarttım. 4-5 tane single'ım oldu, çıkardım. Tabii ileride belki onlar arşivlenmek için bir albüm haline getirilebilir. Bunu düşünüyorum. Evet, bu güzel olurdu. Evet, çünkü bazı dinleyiciler biliyorsun arşivlemeyi seviyor. Evet. Yine öyle bir şey yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, peki konser çalışmaları ne oluyor mu? Şimdi Türkiye'ye gittim dedin biraz önce. Türkiye'de bir rock barda çıktım dedin. Oluyor mu? Türkiye'den teklifler geliyor mu? Veya böyle ilerisine dönük bir planın, projen var mı? Gidecek misin Türkiye'de, çalışmana devam edecek misin? Evet, şimdi Türkiye'de zaten bütün rock mekanlarındaki işletmecileri artık hepsini tanıyorsunuz. Evet. Geçen sene Dorok'ta çalmıştım. Ağaç Ev diye, tabii mekanlar da değişiyor zaman içerisinde. Biliyorsunuz eskiden Kemancı Ayak Abisi vardı. Onların hepsinde çok uzun yıllar ben sahne aldım. Ama şimdi artık işte Dorok var, Ağaç Ev var. Bu iki özellikle mekan önemli. En önemli iki mekan. Bunların ikisinde de sahne aldım son 2-3 yıl içerisinde. Özellikle senede 2 kere konser vermeye çalışıyorum. Bir kış aylarında, bahar aylarında böyle Mart sonu Nisan gibi gidiyorum. Bu sene de gittim.
Bir de yaz aylarında gittiğimde, Ağustos sonu Eylül başı konserler veriyorum genelde. Bu sene bir de bir menajerle çalışmaya başladım. Bizim endüstride menajer bulmak da zor. Ama çok tatlı bir arkadaşım sayesinde çok tatlı bir isimle tanıştım Mart ayında gittiğimde. O da çok hevesli. Benim şarkılarımı da çok seviyor. Şimdi onunla çalışmaya başladık. Karar da verdik. Bazı planlar da yaptık. Fakat bu korona olayı oldu. Şimdi tabii korona yüzünden her zaman olan festivaller, rock festivalleri acaba bu sene gerçekleşir mi? Sanırım gerçekleşmez Burak. Çünkü biliyorsun burada da bütün daha 3 gün önce bütün Hollywood Bowl konserleri iptal edildi yaz boyunca. Evet. Öteki büyük organizatörün adı neydi? Bir şey Nation, Live Nation. Buradaki bütün konserleri düzenleyen büyük firma. Live Nation var. Bütün hepsinin konserleri. O da iptal etti her şeyi. Evet. O yüzden Coachella galiba. Coachella var. Onlar bütün bildiğin hemen hemen bütün büyük ismin turnelerini Live Nation yapıyor. Çok büyük bir firma. Evet. Şeyde bu Beverly Hills'ın oralarda, Beverly'nin orada büyük bir şirketleri var hatta gördüm gittim de. Evet. Neyse işte sanırım bütün dünyada aynı problem yaşanacak yani. Bu sene büyük festivaller, büyük konserler olmayacak. Barlar evet, açılırsa ne hala? Barlar açılırsa o zaman barlarda tabii çalarım yine. Aslında evet, bir dahaki sorum da benim o olacaktı sana. Yani bu koronavirüs nasıl etkileyecek bu sizin sektörü? Çünkü entertainment yani bir... Evet. Bu yani sektörünüz çok farklı. Direkt insanlarla yüz yüze olduğunuz sektörlerden bir tanesi. Tabii bu koronavirüs herhalde entertainment sektörünü direkt olarak etkileyecek. Aslında zaten her türlü krizde, yani politik bir krizde olsa ne olursa olsun ya da ekonomik kriz olduğunda her zaman entertainment sektörü ilk önce etkilenen sektör. Çünkü sanata bir lüks olarak bakılıyor. Yani bir ekmek almak gibi bir şey değil tabii. Yani insanlar yemek zorunda, içmek zorunda, çocuklarını beslemek zorunda. Sanat ancak hani ekstra paraları varsa yapabilecekleri bir şey olarak gördüğü için pek çok insan. O yüzden ilk etkilenen sanatçılar oluyor. Ve tabii pek çok arkadaşım iki aydır falan hiçbir yerde çalamıyorlar Türkiye'de. Öyle bir zorlanma yaşıyorlar elbette. Tabii doğru söylüyorsun. Peki bir de şöyle bir soru gelmiş. Ben aynı zamanda telefonuma da bakıyorum. Orada bir sürü soru geliyor. Tabii ki. Çok keyifli. Ya zaten sen beni zaten tanıyorsun da dinleyicilerin sorması daha güzel. Aslında uzun zamandır görüşmedik. Yani şu hadiseler de bitsin. Evet. Beraber oturalım bir kahve içelim. Çok güzel olur. Ketçap yaparız. Yani, söz güzel. Verdik birbirimize. Evet yapacağız. Evet. Sözümüz söz bu sefer yapacağız. Şimdi demiş ki şimdi sen hem Türkiye'de çalışma olanağı buldun. Hem de çok büyük isimlerle. Bir de geldim burada çok büyük isimlere çalışma olanağı buldum. Şimdi iki taraf arasındaki yani pros ve cons derler ya burada. Hani pozitif ve negatifler. Neler var bunlarda? Bana onu biraz anlatabilir misiniz? Güzel bir soru aslında. Şimdi Amerika'da tabii daha disiplinli müzisyenler. Aranjörler. Herkes daha disiplinli. Çünkü onlar böyle çok çılgın bir dönemden geçmişler 80'lerde. Drugs and rock and roll. Onlar da böyle aslında böyle hiçbir şey zamanda yapmamışlar. Sabahlara kadar içmişler falan filan. O dönemleri yaşamışlar ve bunun aslında çok da iyi bir şey olmadığını farkına varmışlar. Ve şu anda 2000'li yıllara geldiğimizde işte bütün bu rock müzisyenleri bile kendilerini toparladılar. Daha ciddi çalışıyorlar, daha çalışkanlar falan filan. Her yere zamanında gidiyorlar. Bunlar tabii ben bu ucunu yakaladığım için sektörün buraya geldikten sonra artık o aşamadaydılar. Hatta ben Jimmy ile çalışmaya başladığımda bana dedi ki ya ben seni çok sevdim çünkü çok çalışkansın. İşte benim müziği albüm olarak yapmaya başladığım zaman o inek kısmı devreye giriyor. Çok böyle şeyim analitik ve tamam şimdi bunu ne zaman yapacağız? Bunu çünkü hakikaten albüm yapmak çok detaylı bir iş. Aşırı detaylı ve çok planlı programlı olmak zorundasın. Jimmy o açıdan beni çok sevdi. Eğer Kutsal dedi ki yani normal eski tarz bir rock sanatçısı olsaydın seninle çalışmazdım. Biz artık o tür sanatçılarla çalışmıyoruz dedi. Hı hı. O yüzden çok keyifli çalıştık ve herkes de işini çok güzel yaptı ve vaktinde yaptı. Ama Türkiye'ye dersen mesela oraya gidiyordum prova yapmaya. Çırılçıplak albümde özellikle şarkılarım çok zordur benim. Çünkü ben normal kalıpların dışına çıkıp deneysel bazı beste çalışmaları yaptım o albümde. Normal formatların dışına çıktım. Oradaki müzisyen arkadaşlarım alışmışlar belli formatlara çalmaya ve kızdılar bana. Ne ya amma karıştırmışsın şarkıları.
niye bu kadar zor yazdın falan diye. Ve hani zaten çok çalışkan değiller. Evde çalışıp gelmiyorlar şarkıları. Bir de şarkıda karışık olunca of puf diye söyleniyorlardı. Türkiye'de öyle şeyler yaşıyor. Bu hani ikisi arasındaki biraz anlayış farkı, disiplin farkı. Ama pozitif yönüne bakarsak Türkiye'nin de, şimdi ben bu insanlarla, oradaki müzisyenleri çok uzun yıllardır tanıdığım için, yani tanımasam bile mutlaka ortak arkadaşımız vardır falan geçmişimizde. Çok derin bir geçmişin oluyor o insanlarla. Ve o yüzden sahnede çaldığımda hissettiğim duygular çok daha derin oluyor. İnan sanki böyle yükseliyorum. Ve çok keyif alıyorum Türkiye'deki müzisyenlerle çalarken. Burada sahneye çıktığımdaysa hiçbir geçmişim yok ya buradaki müzisyenlerle. Tamam, profesyonel olarak harika çalıyorlar ama duygusal olarak bir bağ yok arada. Ve bunun yokluğunu inan sahnede hissediyorum. Aynı şekilde şey vermiyor bana, haz vermiyor burada çalarken. Anladım. Ha, çok güzel. Çok güzel anlattın. Ben farkını anladım. Gerçekten çok güzel anladım. Onu ben de, çünkü ben kendi çalıştığım sektörde de aynı şeyi hissediyorum. Yani Türkiye'ye gidiyorsun, farklı bir çalışma ortamı var. Buradaki çalışma ortamı çok farklı. Evet. Profesyonellik çok farklı, bakış açıları çok farklı, kalıplar çok farklı, dediğin gibi senin de. Evet, senin sektörde de onun olduğunu bilmek hani biraz beni rahatlattı şimdi, sadece benim sektörde değil. Evet, bir çok daha... insanın belli bir tarzı var tabii yani. Ama evet, öteki yandan da duygusal bağlar daha güçlü. Evet, doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Peki ben şöyle bir şey okudum, doğru mu bilmiyorum. Şimdi sen Çırılçıplak albümünü yazdığında Facebook sayfanda hayranlarından bir fikrini almayı tercih etmişsin. Doğru mu bu? Böyle bir şey var mı? Hatırlamıyorum. Yapmışım da, ne yapmışım acaba? Şimdi diyor ki bu klip çalışmasında Facebook sayfanda hayranlarına sormuşsun, ne tür bir klip çekelim diye. Bilmiyorum, öbürde bir haber geldi bana. Oylama yapmışsın. Sanırım galiba ikinci klibi hangisine çekelim diye oylama yaptım diye hatırlıyorum. Orada da resimler şarkısına oy gelmişti ve resimlere çekmiştik. Sanki bunu hatırlıyorum. O zaman şöyle, ben de şimdi öyle okudum ama ben de çünkü sana sormak istedim nasıl oldu. Resimler albümüne çekersen. Resimler şarkısı. Evet, resimler şarkısı. Evet, evet, evet. Çünkü böyle fenlerinle, yani seni dinleyen insanlarla böyle yakın ilişkide olmayı seven bir insansın sen. Yani öyle. Evet, evet. Baştan beri öyleydi. İlk albümden beri. O zaman tabii daha Türkiye'deydim ya. Bir de klip çok yayınlanıyordu televizyonda. Evet. İnternet de yeniydi. İnsanlar hemen mesela... Gelmesinin yeri o aslında. Yani bu hem tarihleri söylüyorsun. Şimdi Çırılçıplak albümü, Resimler albümü. Çünkü hem sosyal medyayı kullanan, hem kendi seni dinleyen insanlarla, seni seven insanlarla interaktif ilişkiye girme. Yani bu söylediğimiz tarihler, sen bayağı önceden interneti kullanmaya... 2001'deydi ilk albüm Türkiye'de. Evet. Hatta işte 11 Eylül'den bir hafta önce, maalesef şanssız bir dönemdi. O zaman işte daha vardı sosyal medya ama Facebook falan yoktu tabii. Ne vardı o zaman? Bir messaging sistemleri vardı, bir şeyler vardı ama MySpace vardı galiba. MySpace vardı. Evet. Doğru, galiba MySpace vardı. Tamam, yine MySpace'in de yeni olduğu dönemler. İşte oradan mesajlar atıyorlardı ve tabii yeni de bir şey ya, ben de heyecanlıyım, albüm de yeni falan. Çok hoşuma gitti ve düzgün yazan herkese, ben bunu kendime şey edindim. Dedim ki herkese cevap vereceğim. Evet, bana düzgünce yazan, saygılı yazan herkese cevap vereceğim ve verdim. Benim o dönemden fanım olan ve şimdi arkadaşım olan insanlar var Burak, hala. 2-3 tane. Ne oldu? 3'ten fazla, 5-6 tane. Ve o günden beri o insanlar beni takip ediyor. Çok seviyor tabii, benimle birlikte büyüdüler. Konserlerime geliyorlar. Arkadaş olarak da oturup bir kahve içmeye de gidiyoruz bazen, ben İstanbul'a gittiğim zaman. Ve çok mutluyum öyle bir ilişkiye de dönüşmüş olmasından. Ve hala da müziklerimi, albümlerimi izlemeye devam ediyorlar. Tabii şu anda da sosyal medya bir çılgınlığa ulaştı biliyorsun. Bazen çok saygısız mesajlar da gelebiliyor. Tabii tabii. Evet. Ya da haddini aşan mesajlar. Onlara cevap vermiyorum artık. Eskiden böyle hani kibarca ona da cevap vermeye çalışıyordum. Biraz saftım galiba gençken. Şimdi artık onları görmezden geliyorum. Ama ya da çok hiç vaktim yok benim, inan. Yani başka işlerim de var Amerika'da çünkü uğraştığım.
Bir de hem Amerika'da hem Türkiye'de sanatla uğraştığım için benim orada menajerlerim var, basın danışmanlarım var. Onlar benim birlikte çalıştığım elemanlarım. Ve geceleri mesela onlarla mesajlaşıyorum. Oradaki basın işlerimi yapıyoruz beraber. İşte senin mesela bu programın için afişleri hazırladık biliyorsun. Ben onları Türkiye'ye evet. gönderdim falan. Benim sürekli böyle işlerim var. Bir de bunun dışında uğraştığım başka işlerim de var. Böyle olunca bazen insanlar hani geyik yapmak istiyorlar. Kibarca diyorum ya yani inatla memnun oldum ama benim gerçekten öyle bir şey için vaktim yok yani. Doğrudur. Ya bu arada yani o kadar çok merhaba geliyor ki sana sevgilerini gönderiyorlar. Hayır, sağ olsunlar. yani şu Suudi Arabistan'dan selamlar geliyor, Almanya'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört bir yanında. Evet ya bizim tabii internet ortamı her olduğumuz için. Her yerden dinleyiciniz var. Evet böyle bir pozitif yanı var bu yaptığımız yayınların. Dünyanın her köşesine ulaşabiliyoruz. O yüzden dünyanın her köşesinden sana selamlar var diyebilirim şu anda. Çok sağ olsunlar. İsimleri fazla göremiyorum, yakalayamıyorum ama yine de geçiyor bir sürü. Evet, harika, çok güzel. Kutsalcığım teşekkür ediyoruz. Yani bilmiyorum söylemek istediğin bazı şeyler var mı? Yani devam edebiliriz. Ya başka soru kaldı mı diye hatırlıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum sadece. Vallahi en son çıkardığım iki single'dan bahsedeyim kısaca istersen. Ha, çok güzel olur, tamam. Tamam. Bir geçen sene Çukurun Dibinde'yi çıkardık. Evet. O değişik bir şarkıydı. Burada metropoliten şehirlerde insanın yalnızlığını anlatan, bu çok hızlı gelişen teknolojinin ve çok büyüyen şehirlerin içinde hepimiz bazen acayip yalnız hissediyoruz ya da böyle baş edemiyoruz gibi geliyor ya bu hızlı ritimle. O duyguyu anlatan bir şarkıydı. Ben her zaman aşk şarkıları yazmayı sevmiyorum. Bazen böyle değişik konulara da el atmayı seviyorum. Ve burada Los Angeles'ın endüstriyel bölgelerinde fabrikaların arasında demir yolları falan öyle yerlerde çektik. O bayağı Türkiye'de ilgi çekti. Aa bu Los Angeles mı? Ne değişik. Çünkü herkes Los Angeles'ı hani işte kumsal, Hollywood falan öyle kliplerim de var tabii de. Bu sefer de değişik birazcık yüzünü göster, endüstriyel yüzünü gösterdim insanlara. Evet. O bayağı ilgi çekti. Sonra da en son işte Rock Kılsınlar'ın akustik versiyonunu Mart ayında çıkardık. Evet. Peki bir de şöyle sorayım o zaman ben. Peki bundan sonra Kutsal'ı nerede göreceğiz? Kutsal albümlerine devam edecek mi? Yoksa konserlerine? Ya bilmiyorum tabii konserler ne kadar çabuk zamanda ayak uydurur. Eğer mekanlar açılırsa mutlaka konser vereceğim yazın. Mutlaka. Burada mı vereceksin? Burada mı düşünüyorsun? Ya burada da verebilirim. Evet, burada daha çok ben aslında buradaki ünlü rock mekanlarının çoğunda çaldım. Evet. Hard Rock Cafe'de çaldım. İşte ismini unuttum şimdi yerin. Kapanan bir yer vardı Sunset'te. Hard Rock Cafe dedim yanlışlıkla. House of Blues pardon. House of Blues, evet. Blues çok ünlüdür biliyorsun. Onun orta katındaki sahnede. En büyük sahnelerinde değil ama orta katındaki sahnede çaldım. Onun dışında pek çok Sunset üzerindeki ve Hollywood'daki rock barda çaldım. Ama buradaki rock müziği de çoğu şekilde öldürdüler. Ve eskisi kadar keyifli değil. O yüzden ben daha çok böyle değişik projelere yöneldim. Birazcık akustik konserler vermeye başladım. Türk mekanlarında akustik konserler veriyorum. Onlara devam ediyoruz. Eğer açılırsa tekrar mekanlar, onlardan o akustik konserlerden bir tane daha yapmak istiyorum. Harika, Türkiye'de güzel. De yine İstanbul'da çalmak istiyorum mutlaka. Şarkılara gelince de Serdar Öztop'la tekrardan çalışmaya başladım son iki senedir. O ilk albümümü yapmıştı benim. Evet. Şimdi evet yani tabii Bırak Kırsınlar çok yeni daha Mart ayında ama önümüzdeki sene içinde bir single daha yaparım diye düşünüyorum mutlaka. Harika, henüz ama güzel. Hangi besteyi, hangi şarkıyı yapacağımı bilmiyorum. Elimde yapılmamış çok şarkı var ama yeni bir şarkım olur ya da yapılmamışlardan birini mi seçeriz bilmiyorum henüz. Harika, sen bulursun bir şeyler bulursun. Bu arada ben torbil geçeceğim kendime. Kardeşim Burçin Yerken sana çok selam söylemiş, öpüyormuş seni. Uzun zamanda görüşemedik, görmek ikinizi de bir anda görmek çok güzel oldu diyor bize. Hakikaten Burçin için değişik olmuştur bizi bir arada görmek. Ben evet. de Burçin'i çok özledim. İstanbul'da yaşasaydı mutlaka görüşürdük ben gittiğimde ama o İzmir'de yaşıyor bildiğim kadarıyla değil mi? İzmir'de yaşıyor olsun sen tatile gidersin oraya. Sen boş ver. Tatile gittiğimde inşallah İzmir'e yolum düşerse mutlaka ararım. Evet. Bakıyoruz. Buyurun. Size çok teşekkür evet. etmek istiyorum. Hani özellikle sen çok değerli bir insansın Türk toplumu için. Sağ ol. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Atatürkçü duruşun. Sağ ol. Çok mersin. Dürüst ve düzgün bir insan olman çok değerli benim için.
Sağ ol. Beni de programına davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Her ne kadar geç olsa da çok özür diliyorum senden. Gerçekten yoğunluklar her ne kadar geç olsa da seni aldık. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdın. Geldin evet. Bize gönül rahatlığıyla böyle açıkladın her şeyi, anlattın. Biz de seni tanımakla tanımakta çok mutlu olduk. Benim kızım geçiyor arada da şimdi nerelere gidiyor, neler yapıyor diye dikkatimi dağıttı. Yani çok mutlu olduk. Çok bilinmeyenlerini bildik. Anlattın bize. Gönül rahatlığıyla her şeyini anlattın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ben de seni takdir ediyorum. Geldiğimden beri, 25 yıldır ben burada yaşıyorum. Yani seni tanıdığımdan beri, ismini duyduğumdan beri duruşun çok farklı. Yani etrafımda gördüğüm çoğu insandan çok farklı. Bana çok yakın duruşun. Sen de Atatürkçü duruşunla, fikirlerinle bana çok yakın. İnşallah ya bundan sonra daha çok zaman geçiririz. Çok büyük keyif alırım. İnşallah. Daha çok zaman. Kusura bakma bugün bir şey çalamadım. Sizin için çalmak istedim ama gündüzleri müzik yapma fikri biraz bana tam müzisyenler tam böyle afyonları patlamıyor ya bu saatlerde. Belki ileride bir daha akşam saatlerinde bir program yaparız. Harika olur, çok güzel. Bir tamam. Güzel öyle akustik bir şeyler yaparız başka bir zaman inşallah. Öyle olur, tamam, öyle yapalım tamam. Kutsalcığım. Teşekkür ediyoruz, çok merdi. Ben sağ de olasın, çok teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları herkese. Yalnız her an yine arayabilirim, yine yapabiliriz bir sohbet seninle. Çok keyifli olur, çok güzel olur. Bize gelişmelerden bahsedersin, hayatından ne oluyor, ne bitiyor. Belki dediğin gibi bir yeni bir şarkın olur. Bizi de mırıldanmak istersin, bizi de paylaşmak tamam. İstersin. Tamam, mutlaka haber veririm Burak'cığım sana. Yeni tamamdır, oldu. Teşekkür ediyoruz Kutsal'cığım. Sağ olasın. Çok sevgiler, öpüyorum. Sağ ol, görüşmek üzere, hoşça kal.